7. bölümde vayı kaçıran kişinin Eko olduğunu öğrendik. Garibimin başına geleceklerden haberi yoktu. Neyse ilerleyen sahnede Vay ve Caitlyn Cevher'i konseye götürme konusunda Eko'yu ikna etti. Ki çok da zorlanmadılar. Ancak işler sarpa sardı çünkü köprü kapalıydı. Şef Eko'yu vurdu ve Vay bunu görünce geri döndü. Vay'ın geri geldiğini gören Jinx ise deliye döndü. Ve işlerin adeta Arap saçına döndüğü bu ilişkinin sonucundaysa Vay ve Caitlyn kaçtı, Şerif öldü ve Jinx ile Eko patlamanın etkisiyle ağır yara aldı. Sonrasında ise Eko'yu Heimerdinger buldu ve onun gizli evine gitmesine yardım etti. Tüm bu olaylar sonra Melin annesinin Piltover'a geldiğini gördük. Ne kadar zarif bir kadın kelimelerle anlatamam. Ancak geliş amacı ortamı kızıştırmak ve Hextech teknolojisinden yararlanmak. Her neyse Vayne ve Caitlyn'in konseyde anlattığı şeyler Jayce hariç diğer konsey üyeleri tarafından pek tiye alınmadı. Böyle olunca da Vay ise iyice gazı verdi. Tabi bu sırada Vay o meşhur eldivenleriyle karşılaştı. Neyse iyice gaza gelen Jace efsanevi çekicini yaptı ve ya Allah deyip Silko'nun mekanına daldı. Tabi dövüş bitince Jayce eldivenlerini geri istedi. Saf bu çocuk ya. Vay sana bu eldivenleri geri verir mi hiç? İnsan bir düşünür. Neyse Jayce bir çocuğu kazayla vurduğundan vicdan yaptı ve ertesi gün Silco ile barışmak istedi. Anlaşma kısaca Jinx'i ver aşağısını al şeklindeydi. Bu arada eldivenleri alan Vay soluğu Savika'nın yanında aldı. Tabi bu süreçte Jayce konseye Victor'la yaptığı anlaşmayı söyledi ve onay açtı. Jinx ise güzel bir aile yemeği düzenledi ve Silco'yu Vay'ı ve Caitlyn'i çağırdı her ne kadar zorla olsa da. Jinx'in her zamanki krizlerinden birini geçirdiği bu sahnede amaç Powder mı olayım yoksa Jinx olarak mı kalayım sorusuydu. Ancak kazayla Silco'yu vurdu ki buna çok çok üzüldüm ve bunun etkisiyle Jinx olmaya karar verdi. Ve tam da Jinx'in yapacağı gibi tam barış teklifinin kabul edildiği sırada konseyi bombaladı. Şimdi aranmıyor da değiller çünkü böylece mecburen ile savaşa girilecek. Yani Silco yaşarken de sorunlara yol açıyordu ama ölümüyle daha büyük bir soruna yol açtı.